Daha önce de buna benzer bir dava açılmıştı. O davada yargılanan doktorlar hakkında mahkeme hakimi organ naklinin yasal olup olmadığını Yüksek Sağlık Şurası'na sormuştu. O olayı hatırlıyorum. Şura oy birliğiyle kanuna ve etik kurallara aykırı bir fiilin olmadığına karar vermişti. Evet. Sonra da mahkeme hakimi bu rapor doğrultusunda 3 doktorun adli vakada organ alınmasında bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti. Yani sonuç olarak? Sonuç olarak endişe edilecek bir durum yok. Haklılığımızı sonuna kadar savunacağız. Peki Levent şimdi nerede? Levent Bey Ela Hanım'la birlikte çıktılar. Aslında ortada yanlış bir şey yok. Savcı da kendince haklı. Kanunları yerine getirmeye çalışıyor. Ama yine de insan hayatı her şeyin üstünde olmalı. Üstelik çıkarılacak bir yönetmelik tüm bu karışıklığı çözebilir. Ya ben buralarda bir yerde inip bir taksiye bineyim en iyisi. Saçmalama Ela. Ben sorun çıksın istemiyorum. Eğer izin verirsen seni kimsenin bilmediği bir yere götürmek istiyorum. Benim kadar çok seveceğinden de eminim. Eve gitsem daha iyi. Kötü bir geceydi zaten. Ben de bu yüzden seni oraya götürmek istiyorum ya. Bu fırsat için teşekkür ederim Ela. Bilge, seni tekrar görmek çok güzel. Seni de. Aramanı hiç beklemiyordum doğrusu. Ama çağırdığın için çok mutlu oldum. Seni çok özlemiştim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Bundan sonra benden kolay kolay kaçamazsın. Serdar. Sana söylemem gereken bir şey var. Biz Levent'le yeniden evleniyoruz. O zaman beni niye çağırdın? Ben seni asla üzmek istemem. Seninle çok güzel bir ilişki yaşadık. Ama Levent benim ailem. Onu üzemem. Barışmayı o kadar çok istiyor ki hayır diyemedim. Bunları telefonda da söyleyebilirdin. O zaman ömür boyu hatırlayıp mutlu olacağım bir son gece yaşayamazdım.